sizin de falan en iyi oyuncu aday gözükmüştüm. İlk defa evet aday gözükmüştüm ödül töreninde. Fakat ilk oyunculuk adına ilk ödülüm olacak benim için. O yüzden heyecanlıyım. Daha önceden Yakıl Gazete'nin en iyi çıkış yapan model ödülünü almıştım 2017 yılında. Bu yılda en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü alıyorum. Çok mutlu hissediyorum. Peki, benim için çok güzel. Peki arka arkaya bu kadar ödül almak ne kadar sizi motive ediyor? Daha da hızlı. Yani daha da çalışıyorum. Elimden gelenin zaten en iyisini yapıyorum. Bol bol kitap okuyorum. Oyunculuk eğitimlerim devam ediyor. O şekilde tabii ki ödül çok büyük bir motivasyon kaynağı ama onun karşılığını aldığımı görüyorum. O yüzden daha da hırslanıyorum diyeyim iyi anlamda. Peki hep projeler var mı? Var, görüştüğüm işler var. Evet, evet. Biraz bahseder misiniz sürpriz değilse? Sürpriz diyeyim, sadece bir tane yurt dışından bir sinema filmi teklifi aldım. Onu değerlendiriyoruz şu anda. Bakalım yurt dışında bir projede oynama şansım var şu anda. Sinema yoksa mı dizi mi oldu? Sinema. Sinema. Ana dilim İngilizce aslında. Fransızca da biliyorum bir yandan. Onları değerlendirmek için en iyi şekilde yurt dışında da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bakalım hayırlısı, heyecanlıyım. İnşallah başarılı. Amin, inşallah. Yaz tatilini, Çeşme'ye gittim, Bodrum'a gittim, kalabalığın içine girdim. Korkmadınız mı peki pandemiyi? İlla korkuyorsunuz. Sadece İstanbul'a dönüşte ailemle yaşadığım için birkaç gün otelde kaldım. Hani bir semptom, bir şey gösterir miyim diye. Ama aynı zamanda gümüş terapi yapıyorum. Gümüşü herkese tavsiye ediyorum. Buharla bütün set sürecinde de ben bu şekilde korundum. Gümüş yurt dışına üretilmiş. Aynı zamanda kanser hastalarını tedavi eden bir sistem. Bu gümüşü buharla sete gitmeden ve set sonrası yarım saat bu kürü uyguladım. Ve aynı zamanda diye bir vitamin kullandım. Bu bağışıklığımı güzel şekilde dinç tuttum. Belki de aşı sizdedir diye. İnşallah, inşallah getiririz. Şöyle ben lise tezimi kadına karşı şiddet üzerine yazmıştım. Yani o zamandan beri hep yani çocukluğumdan beri gündemde olan konular ama maalesef bir azalma hatta artma söz konusu. Cahiliyeti kınıyorum diyebileceğim bir şey yok. Umarım birçok insan bu konuda bilinçlenir ve bu tarz olaylar daha fazla yaşanmaz. Peki sizler sözlü veya taciz etmediniz mi? Yani sosyal medyada yazılı olarak ya da... Ya, sosyal medyada illaki hepimiz uğruyoruz. Yani göz önündeyiz ama onları bir şekilde örtbas etmemiz gerekiyor. Aldırış etmeyip, umursamayıp hayatımıza devam ediyoruz ama tabii ki hani yadırgamalar, şiddet oluyor yani sosyal medya üzerinde rastladığım şeyler.